Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda şerbeti kaynatılmayan birebir ölçüyle yapılan çok lezzetli bir irmik helvası tarifi hazırlayacağım. Hemen videoma geçmek istiyorum. Öncelikle tavama 100 gram tereyağı ekledim. Tereyağınız yoksa margarin de koyabilirsiniz. Yağım erirken ben de bir yandan şerbetimi hazırlıyorum. 1 su bardağı sütüm ve 1 su bardağı şekerim var. Ve 1 paket de vanilin ekleyeceğim. Süt yerine suda kullanabilirsiniz. Şeker oranını da azaltabilirsiniz aynı zamanda. Birazcık şekerli bir helva oluyor çünkü bu ölçülerle. Yani çok fazla şeker tadı baskın gelsin istemiyorsanız azaltabilirsiniz. Yani 1-2 parmak kadar azaltabilirsiniz şekerinizi. Şimdi 1 su bardağı irmiğimi erimiş olan yağın üzerine ekledim. Şimdi kısık ateşte irmiklerimi yakmadan sabırlı bir şekilde kavurmam gerekiyor. Aslında tatlının en meşakkatli kısmı da kavurmak. Ama ne kadar kavurursanız o kadar tatlınız güzel olur ve lezzetli olur. Şimdi irmiklerimin rengi kahverengiye dönene kadar kavuruyorum. Yakmamamız gerekiyor ve kısık ateşte olması gerekiyor. Püf noktalarından biri de bu. Harlı ateşte yaparsanız irmikleriniz yanar ve yanık tadı gelmeye başlayacaktır. Şimdi bakın, yavaş yavaş rengi dönmeye başladı. Gerçekten evde bulunan malzemelerle yapabileceğiniz tatlardan biri de irmik helvası. Gerçekten çok lezzetli oluyor. İrmiklerin güzelce kavruldu. Şimdi üzerine yavaş yavaş şerbetini ekliyorum. Böyle çektire çektire eklerseniz daha güzel olur. Şerbeti tam geliyor arkadaşlar. Ne eksik ne fazla. Şerbetin çok olduğuna bakmayın, zaten çekiyor. 5-10 dakika demlemeyi de bıraktıktan sonra iyice çekmiş oluyoruz şerbetini zaten. Ölçüleri tam tutan çok güzel bir irmik helvası oldu arkadaşlar. Bunun içine isterseniz eriyen herhangi bir peynirden de ekleyebilirsiniz. Kaşar peyniri olur, tel peyniri olur. Sizin isteğinize bağlı tuzsuz bir peyniri eklerseniz çok çok güzel oluyor ve yakışıyor. Veya tatlıyı dondurmayla da servis edebilirsiniz. Gerçekten dondurma da bu tatlıya çok yakışıyor. Hem ağırlığını alıyor, hafifletiyor. Hem de ferah bir lezzet ortaya çıkıyor. Şimdi tatlımızın servis aşamasına geçiyorum. Bakın gördüğünüz gibi ben böyle irmik helvasında ıslak ıslak bir tat seviyorum. Böyle kuru kuru bir irmik helvasını sevmiyorum. Eğer siz de benim gibi böyle ıslak bir lezzet seviyorsanız mutlaka bu tarifi deneyin arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli oldu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Lütfen yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Abone olursanız da çok sevinirim. Tatlımı deneyip aşağıdaki yorumlara yazarsanız ekstra da çok sevinirim. İyi ya da kötü yorumlarınızı bekliyorum mutlaka. Hoşça kalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.